küçük bir arsadayız. Bir tane ev var burada. Gördüğünüz gibi yine üstünde de 10-13 bin 50 metrekarelik bir yer var ama yer bakımsız bakınız. Bu otların temizlenmesi lazım. Burada bir tane de ambar var. Eski bir ambar. Burası tertemiz olduğunda burası güzel bir arsa çıkacak karşımıza. Değil mi Naim abi? He? Evet abi. Burası ambar bak. Eski Şurada her ambar. şey var abi. Ahşap bir ambar var. Evet. Arazi burası. Bakınız. Evet. 1700 metrekarelik arazi, arsa burası. Yukarı doğru gidiyor. Yine üstünde 13 dönümlük bir tağla var. Sınırlar belli değil. Burada bir tane inek var. Bakınız. İşte yerimiz burası arkadaşlar. 1700 metrekarelik arsa aşağıda. Burası da 13 dönümlük bir tarla. Köye bitişik. Köyün hemen kenarında. Hafif eğimli. Fakat bakımsız. Şimdi burada bir tane de orman var. Şimdi ormana geçeceğiz. Yukarıda güzel bir arazi çıkacak karşımıza. Bir bölümü tamamen orman. İşte burası. Avlusu da yapıldık vaziyette. Bak burada avlu var. İşte köyü de görüyorsunuz. Köy hemen karşıda. Sadece bir kepçe dozer gelip buraya 2 günde bir temizlik yapacak. Şimdi burada da arazinin temiz yeri arkadaşlar. Köyün hemen karşısında salma sığır yapılıyor burada serbest. Bakın sığırlar burada. Evet. Yerimiz burası. Yukarı doğru gidiyor. Evet arkadaşlar, arazinin tam üst kısmına çıktım. Bakın dümdüz bir arazi burası. Hava dar bir yer. Köyle arasında bir orman var. Ama köydeki arsaya kadar iniyor. Bitişik bir yer. Heh. Evet, yerimiz burası. Arazinin tam orta yerinde bir orman var arkadaşlar. Bu orman temizlenebilecek. Temizlenerek orman olarak kalabilir. Yine kiraz ağacı var, bir tane var burada büyük. Meşe ağaçları var. Tamamen bak serin bir yer, bu orman değerlendirilebilir. Meşe ağaçlarıyla kaplı bir orman var. Tarlanın tam ortasında orman var. Orman olan yer biraz meyilli. Aşağıdaki 1700 ile birleştirilirse 15 dönüm bir yer çıkmış oluyor buraya. Yani şöyle diyelim, 14.800 metrekarelik bir arsa burası diyebiliriz. Evet, köy karşımızda, bak görüyorsunuz köyü. Verici istasyonu da var, yani internet ve telefon full çekiyor arkadaşlar burada. Gönene 25 kilometre, yolu asfalt. Yolu tamamen asfalt. Evet, şimdi geldik tekrar evimizin olduğu yer arkadaşlar. Burayı tamir ettirip bir oda, mesela ambar burası, kullanılabilir. Yine karşıda evimiz var. Ev tabi. Ev tabi çatısı sağlam evin ama duvarları çökmüş. Duvarları ciddi bir tamirat istiyor. Şu garantılar temizlenecek. Burayı isteyen olursa biz temizletiveriz. 10 tane adam getiririm. 5 günde tertemiz olur burası. İşte eski bir ev. Burası arkadaşlar, bakınız. Topraktan bir ev. Önü böyle çatlık, temiz, önü temizlenecek. Ev güzel bir bakım yapılacak, tadarik yapılacak. Elektriği suyu bağlanacak. Ondan sonra kullanacak köy evi. Dibinden de dere geçiyor, bakınız. Güzel bir dere var burada. Yaz kış akıyor. Şimdi drone'u da havadan göreceğiz. Tabi en önemlisi buraya da bir köprü yapılması lazım. Yani buradan köprü yapmadan buraya geçiş olmaz. Evet, yolu burası. İşte bu yola cephe. Köyün içi. Evimiz de işte tam şurada, bak şu yanında bir tane ev var. Komşu evi, bakınız.
İşte aracımızı oraya park ettik. Gönen'e 25 kilometre. Evimiz burası arkadaşlar. Elektrik direği içine kadar gidiyor, bakınız. Aradığınız her şey Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'nda. Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında tarla, arsa, bağ, bahçe, köy evi, çiftlik, yazlık alım satımı. Bizlere ulaşmak için telefonumuz 0533 406 27 30. WhatsApp hattımız 0536 606 27 30. YouTube kanalımız Güney Marmara Arazi Ajansı.